Cihan, konuşmamız lazım. Konuşacak bir şeyim yok. Gitmem gerekiyor. Nereye? Ne zaman döneceksin? Bizi burada yalnız mı bırakacaksın? Yalnız değilsiniz, ev insan dolu. Hemen gitmesen. Konuşsak 5 dakika. Cihan! Cihan dur lütfen. Cihan! Çalıştır. İsra, eve dön ve dinle. Güle güle İsra, gelince görüşürüz. Ağlamayana mama vermiyorlar bu evde. Günlerdir evimden, kocamdan ayrıyım ben. Sormuyorsun bile kızım ne haldesin diye. Yeter artık. Beni de gör. Bu konuşmanın sırası değil. Hayır anne, konuşacağız. Burada konuşacağız. Yine ne var Cavida? O teknede ben de olmalıydım. Kocamla birlikte eve dönüyor olmalıydım. Eriyorum burada üzüntümden. Yasemin bile bu kadar yaptığı şeyden sonra oğluna kavuştu. Anne ben niye hala bu evdeyim? Niye burada olduğunu bana değil, kocana soracaksın. Metin eniştemin sana yaptığı haksızlık. Bu gece seni de alıp dönmeliydi. Ömer! 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 Oğlum yok! Oğlum yok, ne olur yardım edin, biri Ömer'i odadan almış. Nasıl yani, ne demek yok? Yok işte! Cihan'la konuşmak için çıktım, odaya girdim, baktım yok! Ne olur yardım edin. İsra Hanım sakin ol. Oğlun Emsal Hanım'da. Ne? Ne demek Emsal Hanım'da? Onun odasında yani. Orada kalacakmış artık. Ne? Bekle! İsra! 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 İsra dur, konuşalım önce. Emsal Hanım! Emsal Hanım açın kapıyı! İsra! Emsal Hanım! Açın kapıyı! Emsal Hanım! Ne oluyor? Bu ne cüret? Utanmasan kapıyı kıracaksın. Oğlumu neden aldınız? Verin onu bana. Sana söyledim. Adaya dönersen sen de oğlum da bizim malımızsınız artık dedim. Tıpkı bu ada ve bu topraklardaki her şey gibi. Senin de oğlunun da üzerindeki tüm söz hakkı artık bizde. Oğlum bundan böyle benim gözetimimde büyüyecek. Ben onun annesiyim. Bana ihtiyacı var. Benim sütüme, sıcaklığıma ihtiyacı var. Ömer bir ada beyli veliahtı.
onun bütün ihtiyaçlarını karşılamak artık benim işim. Böyle bir şey olamaz. Ben oğlumu asla burada bırakmıyorum. Bunu kabul etmiyorum. Senden rica etmiyorum. Senin düşüncelerinin benim için hiç önemi yok. İster kabul et, ister etme. Odana dön. Emsal Hanım! Açın kapıyı, verin oğlumu bana! Emsal Hanım, açın kapıyı! Emsal Hanım! Açın şu kapıyı! O benim oğlumla hakkınız yok! Açın şu kapıyı! Emsal Hanım, açın kapıyı! Ömer, ağlama anneciğim! Emsal Hanım, açın şu kapıyı! Yalvarırım, açın şu kapıyı Emsal Hanım! Duymuyor musunuz? Ben onun annesiyim! Hakkınız yok buna! Ömer, ne olur şunu ağlama! Lütfen, ne olursunuz, yalvarırım, açın şu kapıyı! Yalvarırım, açın! Ne olursunuz! Verin çocuğumu! Ömer, ağlama anneciğim, ne olur verin! Verin! Ömer, ne olursun ağlama anneciğim, buradayım! Ömer, yalvarıyorum sana, verin çocuğumu, verin! Emsal Hanım, ne olur! İsra, Allah aşkına kalk, yapma bunu! Çağrı'dan abla, ne olursun! Yalvarıyorum, söyle, versin çocuğumu! İsra, annem bu kapıyı açmayacak, tamam mı? Lütfen odana git, birazcık dinlen, Ömer güvende. Yalnız değilsin diyordun bana. Bu evde bir ablam var diyordum. Daha az önce unuttun mu? İsra. Bak çok abartıyorsun. Dramaya bağlıyorsun olayı. Yapma böyle. Hadi. Asla. Asla ayrılmayacağım buradan. Bu kapıyı açacaksınız Emsal Hanım. Duydunuz mu beni? Açacaksınız kapıyı. Anneanne lütfen aç artık şu kapıyı. Lütfen. Yok bir şey yapacağım. Hadi al emziğini, pamuk oğlum benim. Ağlama artık lütfen. Anneanne. Herkes odasına dönsün. Buradan herkes gidebilir. Ama ben bebeğimi almadan gitmeyeceğim. Duydunuz mu Emsal Hanım? Emsal Hanım, verelim anasını. Çok ağlıyor evlatçık. Çatlayacak ağlamaktan ne olur. Bu kadarcık ağlamayla hiçbir şey olmaz Atoş. Daha iyi ciğerleri açılır. Mamasını hazırla, yesin. Karnı doyunca ağlaması biter. Ne bakıyorsun Atoş, hadi. Ben daha fazla zulüm etmeyin, ne olur. Çok ağlıyor. Yalvarıyorum. Ömer anneciğim, ne olursun ağlama. Yalvarıyorum ağlama, içim parçalanıyor. Ne olursun ağlama. Yalvarıyorum ağlama, ne olur. Emsal Hanım. Ne olursunuz açın kapıyı. Duy beni. Ne olursun yardım et bana. Yalvarıyorum. Neredesin Cihan? Neredesin? Ömer. Babacığım. Karnın da doydu bak. Ağlama artık, içlerin parçalandı lütfen. Hey.
değişik çivil değişik çivil. Bir avuta dön ne şimşi. Değil hepin hava. Tüstük deknet ayrına. Tegü sil idye frima. Fin şerhana yasmina. Değme habbel hava. Fin şerhana yasmina. Laktuflerim ame şimşi. Emsal Hanım, açın kapıyı. Aa, Necdet abi, Cihan Bey mi geldi? Geldi beyimiz, Cihan Bey geldi. Cihan. Cihan geldi. Alacak Ömer'i. Cihan. Cihan oğlum. Oğlum. Sakin ol. Sakin ol. Söyle söyle. Neyin var? Oğlum aldılar. Kim? Annen. Oğlumu aldılar benden. Buna hakları yok. O benim oğlum. Belki de annem bebeği alıp yine kaçmandan korkmuştur. Ama Cihan... İsra. Bebek burada ve güvende. Kimse oğlunu senden almıyor. Annem ona en iyi şekilde bakar, merak etme. Ama Cihan, benden oğlumu aldılar. Emzirmeme bile izin vermediler. Şey, Cihan Bey'im, bölüyorum ama... Atoş abam Ömer'i odanıza bırakmış. İsra Hanım emzirecekmiş. Cihan, yemin ederim vermediler. Ömer'e git, karnını doyur. Hadi. Hadi İsra Hanım. Gel. Ağlıyor bebek. Afiyet kuzucuk. Ağlamaktan perişan ettin kendini de beni de. Sus abam, sus. Ay, bak anacın gelecek şimdi. Anneciğim gel. Oğlum tamam ağlama. Özledin mi sen anneni? Ben seni çok özledim. Tamam. Tamam bir şey yok. Sen çıkabilirsin artık Atoş. Çıkamam abacığım.
Emsel Hanım emzirene kadar bekle, sonra çocuğu al dedi. Bir daha asla vermeyeceğim Ömer'i. Git söyle Emsel Hanım'ına, Ömer annesinin yanında kalacak de. Abacığım sen yerden göğe kadar haklısın. Ama bak böyle yaparsan suçlu duruma düşersin. Bebeğimi aldınız siz benden ya. Çocuğu almanın yolu Emsel Hanım'la tersleşmek değil. Emsel Hanım senin tanıdığın kimselere benzemez. Kimse onun elinden bir şey alamaz. O bırakmak isterse bırakır. İstet onu. Bırakmayı istesin. Ya huyuna giderek ya da gözüne girerek. Bu ne saçmalık ya? Ne yani? Hep bu kadının dediği mi olacak? Aynen abacığım. Bu adada Emsel Hanım'ın üstüne laf söyleyecek tek bir kişi var. O da Cihan Bey. Ya Emsel Hanım'ı yanına alacaksın ya da Cihan Bey. Sen seç. O zaman çocuğumu da alırsın. Bugünden itibaren bu evde bu kızla kimse tek kelime etmeyecek. Gözlerine bile bakmayacak. Yokmuş gibi davranacak. Yardım isterse edilmeyecek. Soru sorarsa cevap verilmeyecek. Yüzüne gülünmeyecek. Hanım gibi davranılmayacak. Bu evde İsra diye biri yok. Anlaşıldı mı? Duyamadım, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam ama nasıl olacak anneanne? Aynı evde görmemiş gibi mi yapacağız? Evet, aynen öyle. Ama olur mu öyle? Hicra, lafımın üstüne laf söyleme. Ne söylüyorsan o. Peki ya bizden bir şey isterse? Dilber, sen beni dinlemiyor musun? Ha? Su isterse vermeyeceksiniz. Gidip kendi alacak. Eğer içinizden biri ona yardım ederse veya onunla konuşursa gözünün yaşına bakmam. Kovarım bu evden. Cihan Bey'imiz kızmasın hanımım. Kızmayacak. Eğer bir şey söylerse Emsel Hanım böyle istedi diyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Güzel. Beğenmediğin Şükran'ı al da başının üstüne koy. Bak kayınvalidelik nasıl yapılıyor. Bak da öğren. Yanıklar kötü görünmüyor. Merak etme, izimiz kalmaz. Akıl akıl. Gel peşime takıl. Sende akıl yok ama. Yok. Sen de iyice abarttın anne. Çıkar şu kafandakini. Ben abartıyorum öyle mi? Kız sen kendi çocuğunu denizlere... El alemin piçi için ateşlere dalıyorsun. Ah. Ay migrenim tuttu. Benim migrenim tutmasın da kimin ki tutsun. Bıraksaydım yansa mıydı çocuk? Hakikaten Yasemin. Sana önce şeyleri yapan insanlar için neden kendini ateşlere attın söyler misin? Yani ya. Ya. Aklım almıyor. Orayı bir görseydiniz. İnsan olan öyle bir ateşten ancak kaçardı. Ama bizim deli gözünü bile kırpmadı, attı kendini yangının tam ortasına. Ama seni takdir ediyorum. Tam bir insanlık dersi gösterdin onlara. Baksınlar. Baksınlar da biraz ibret alsınlar. Ne yapayım abicim? Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Bir bebeğin yanmasına izin veremezdim abi. Afiyet olsun Sefer. Maşallah doyurdun karnını. Hiçbir şey iştahımı kesmez diyorsun yani. Ya ne yapabilirim ha? Adabeylilerin bebeği yanacaktı diye açlık orucuna mı gireyim? Allah Allah. Mustafa git dedenin yanına otur. Kahvaltını yap. Başım şişti. İstemiyorum ben. Onları yemem. Ne demek istemiyorum? Ne demek yemem? Otur ye. Mustafa mısırlı omletten başka bir şey yemez kahvaltıda. Bunu biliyorum tabii ki. Ben başka şeyler yesin diye de uğraşıyorum. Çocuğuma ne yedireceğimi sana mı soracağım? Oley! En sevdiğim pıt pıtlı yumurta. Dedem yedirsin bana. Dedem de otursun. Oğlum. Burası babanın evi değil ama.
Burada hizmetçiler masaya oturmaz. Hizmetçiler mutfakta yer. Emsal Hanım İngiltere kraliçesi gibi ortalıkta dolaşırken size sofra adabı öğretmemiş belli ki. Orada öyle dikileceğine çayları koy. Bak, Sefer Bey'in bardağı boş. Kesin Emsal ajan olarak gönderdi bunu. Ne var ne yok öğrenecek. Metin, bak özellikle uyarıyorum seni. Ne olur dikkatli ol. Evet, dinleyici yerleştirdiler. Ya Şükra, geleneksel olarak saçmalamaya başladın sen yine. Yahu ne ajanı, ne dinleme cihazı. Belli ki çocuğa bakıcılık yapsın diye göndermişler. Belki de kızına güvenmiyorlardır. Yani çocuk bakımı konusunda. Sen kardeşine laf sokacağına kendine bak. Yoğun gündemden gözümden kaçtı zannetme. Geceleri gelmiyorsun eve, ha? Oo, kaç yaşında adamız, bir de hesap mı vereceğiz Valide Hanım? Vereceksin tabii. Oğlum, bak gözünü seveyim. Ne halt karıştırıyorsan gizli karıştır. Sen hala adabeylilerin damadısın. Emsal bir şeyini yakalarsa dünyayı dar eder bize. Bana bak. Annen doğru söylüyor. Bugün gidip Cavidan'ı alalım. Sen de evini barkını toparla. Hı? Hazır Yasemin de gözlerine girmişken fırsat bu fırsattır. Sen ne diyorsun baba? Bize bir can borçları var diyorum. Bunu ailemiz için fırsata çevirelim diyorum. Ay doğru ya. Can borçları var. O yüzden de bugün gidip Cavidan'ı alalım. Onları mahcup edelim. Bu minnetin altından nasıl kalkacaklarını hep birlikte görelim. Ben çıkıyorum. Bana bak. Gel gel. Gel buraya gel gel. Gel. Bak bana tavır yapacağına aklını başına topla. Tamam mı? Bugün gidip Cavidan'ı alacaksın. Ben Cavidan'dan boşanmak istiyorum. Bir daha o lafı ağzına almayacaksın. Bir daha boşanma fikrini o güzel beynine sokmayacaksın. Lan sen kim oluyorsun da adabeylilerin kızını boşuyorsun ha? İsra'ya yaptıkları yetmedi, bir de şimdi yüzüne mi bakmayacağız? Dayıma söyleyeceğim ben. Böyle bir şey asla izin vermez. Hicran, sen bu meseleye karışmayacaksın bir tanem, tamam mı? Ama teyze. Hicrancığım, İsra bu evde geçici bir misafir. Ama biz bir aileyiz. Sen yabancı biri için aileni karşına mı alacaksın? Bırak, sorununu kendisi halletsin. Cihan'ı nerede bulabilirim? Onunla konuşmam lazım. Nereye gitmiştir? Alo. Sana. Cihan mı? Alo? Alo? İsra, yavrum. Mahbub. Beni neden aramadın? Ömer iyi mi? Neredeymiş? Yanında mı kızım? Bütün gece uyuyamadım. İyi. Çok iyi. Oh, şükürler olsun, şükürler olsun. Peki neredeymiş? Nasıl buldunuz? Ben sana söylemiştim. Cihan Ömer'i sağ salim bulur getirir diye. Oğlum bulunduysa sesin niye böyle kızım? Nasıl? Yaralı. Yok Mahbub. Sana öyle gelmiştir. Ömer gece uyumadı da ben de o yüzden uykusuz kaldım biraz. Yavrum, seni en iyi ben tanırım. Sesindeki kuş cıvıltısını da bilirim, kederi de. Doğruyu söyle bana yavrum. Ne haldesin? Sana iyi bakıyorlar mı? Çok iyi bakıyorlar. El üstünde tutuyorlar beni. Bak kuzum, yeni ameliyat oldun. Yaran taze.
yemene içmene dikkat ediyorsun değil mi? Yiyorsun. Yiyorum tabii. İyi. Aman dikkat et kuzum. Bak çocuk emziriyorsun. Sütün kesilir. Çocuk doymaz sonra. Tamam. Ağrınsızın var mı yavrum? Bak sizi düşünmekten delireceğim. O zaman yanıma gel. Yok yok. Ya gelemem. Ben burada ev tutuyorum. Önce bir yerleşeyim kızım. Sen sanma ki Mahbub seni bırakır. Sen beni çağır. Kuş olur uçarım. Omuzuna konarım kuzum. Ben sana bir telefon kadar yakındayım. Buradayım. Biliyorum. Seni çok özledim. Ben de sizi çok özledim kuzum. İkinizi de Cihan Bey'e söyle. Ömer'i de seni de getirsin buraya. Tamam. Söylerim. Ama biraz toparlanmam lazım. Şimdi kapatıyorum. Hazır Ömer uyuyorken ben de biraz uyuyayım, olur mu? Tamam kuzum. Tamam. Allah'a emanet olun. Ama yemene içmene dikkat et, değil mi? Aklım kalmasın sende. Tamam. Ah İsra, yanında bile olamıyorum yavrum. Alo? Evet. Ömer iyi, her şey yolunda. İsra adaya gitmem için ısrar ediyor. Yok hayır, adaya gidemem. Bu imkansız, mümkün değil. Ben şimdi kapatıyorum, sonra görüşürüz. Burayı nasıl buldun? Hastaneden çıkıp geldiğinizden beri burada olduğunuzu biliyorum. Madem biliyordun İsra'yı almaya neden gelmedin? Çünkü İsra'nın gerçekten gidip gitmeyeceğinden emin olmak istedim. İsra gitmek zorundaydı. İsra benim karım ve bir adabeyli olarak hiçbir şey yapmak zorunda değil. Siz onu tam burasından vurdunuz. Ya ne yapacaktı? Gitmeye kalkışmasaydı bunlar başına gelmezdi. Bana bir söz vermiştin. İsra'yı koruyacağım demiştin. Yapamadın. Sen de bu sınavı geçemedin Cihan Bey. Mahbube Hanım. Yıllar önce bana iyi baktınız. İyileştirdiniz. Size bir gönül borcum var. Bunun hatırına kalkıp kapınıza geldim. İstesem 5 dakika bu köyde barınamazsınız. Ama yapmadım. Eğer gerçekten adabeylileri tanısaydınız, gerçekten nasıl insanlar olduklarını bilseydiniz böyle konuşmazdınız. Eğer tanımak isterseniz kapımız açık. Ama istemezseniz de o sizin bileceğiniz iş. Babamın bana bir öğüdü vardı. Sana iyilik yapanları asla geride bırakma derdi. Evet. Ömer Nasir ve siz bana büyük bir iyilik yaptınız. İsra'yı asla geride bırakmayacağım. Ama bu olanlardan sonra bu nasıl olur? Onu da bilmiyorum. Nasıl olacaksa olacak. Ömrüm yettiği sürece İsra'nın yanında olacağım. Elim gözüm hep üstünde olacak. Siz de bunu bilin, kâfi. Peki. Ya rezil ettin Amur'u. Ben ne yaptım biliyor musun babam ya? Moraller yerlerde. Kabuslar gecesi geçirdim dün gece. Bebek kucağımda ağlar. Anası kapıda ağlar. Ben ağlarım. Ciğerim söküldü üzülmekten valla. Anam bu Emsal Hanım var ya çok zalim ha. Yemin ediyorum bak şöyle tırnak ucu kadar merhamet yok valla. Biz de ağladık dün gece burada hep. Kara kraliçe kara. Kara kraliçe değil abi. Kötülük sanatçısı Emsal Adabeyli. Kötülük sanatçısı mı? Evet. Bir bakıma sanat. Böyle
çok ince düşünülmüş. Gergef gibi işlenmiş kötülükler onunki. Öyle herhangi bir kötülük değil yani. İçimden bir yer istemeden saygı duyuyor. Şeytanın bile aklına gelmez valla. Kolay gelsin. Yiyebileceğim bir şeyler var mı? Ömer'i emzireceğim de. Yemek yemezsem sütüm gelmez. Tezgahın üstünde börek var Dilber. İyi biliyorum. Ocakta çay kaynıyor Dilber, taze. Ay abla, niye bildiğim şeyleri tekrar tekrar söylüyorsun? İyi biliyorum. Çay bardaklarını üst rafa dizdin mi Dilber? Hı? Dilber. Hah, abla. Bu evde bütün sorunları kim çözer? Emsal Hanım. Abla ya! Ne yapıyorsun? Onun da üstünde Dilber. En son kimin dediği olur abla? Cihan Bey. Bütün problemlerin çözümü onda. Cihan Bey. Cihan benimle konuşmuyor. Dinlemiyor bile. Cihan Bey'in asla saygısızlık etmeyeceği şey nedir? Emsal Hanım. Dilber bir daha bana cevap verme, sus. Ya ne? Nimet. Cihan Bey asla sofraya küsmez. Ne olursa olsun sofraya oturur, değil mi? Ha. Hem erkeğin kalbine giden yolda midesinden geçiyor yani. Mesela benim erkeğim Nejat. Benim önce yemeklerime aşık oldu. Biz onunla mide eşiyiz. Adeta bir gurme evliliği bu ya. Abla ne diyorsun Allah aşkına ya? Kız anlayan anladı, sen anlamasan da olur. Nohut nerede? Abla ya. Geçen gün diyorum iyi ki şu nohutları bol bol haşlayıp buzluğa atmışız. Yarın o nohutlu pilav yapalım diyorum.